Merhabalar. Şimdi Yuvaz SEO'da makalelerimizin nasıl şu şekilde yeşil ışık yakılır onu göstereceğim. Eğer hiçbir şey yapmasanız bu şekilde turuncu ve gri renkli gözükür. O da Google için kötü bir değerlendirme olacak. Şimdi size uygulamalar olarak göstereceğim. Düzenlek kısmından nasıl olacağını göstereyim. Yani tıklayıp bekliyoruz. Bu konuda zaten birçok İngilizce doküman var ama kendim şu anda bununla alakalı çok araştırma yapıp nasıl olduğuyla alakalı uyguladığım yöntemi anlatacağım şimdi. Şimdi Ankara Çelik Konstrüksiyon yapan firmalar. Başlığımız bu. Biz bunu anahtar kelimemiz olarak alıyoruz. Makalemiz burada zaten. Çelik yapacağımız işlemleri zaten göstereceğim. Buraya odak anahtar kelime kısmına bunu yapıştırıp bizim bu anahtar kelimeyle alakalı işlemlere şimdi başlayacağız. Şimdi ilk başta sitemizin içine yazımız, paylaşımız makalenin linkini ya da sitemizin linkini kesinlikle koymamız gerekiyor. Hemen mesela Ankara Çelik Konstrüksiyon yapan firmalar kısmına ben bu linki ekliyorum. Ekledim. Bunların bizden istedikleri buradan zaten sıralanıyor. Biz şu anda bunu yapmış olduk. Şunu. Sitenin içine kendi sitemizde bir link koymuş olduk. Yeşil ışık yanmış oldu. Sonrasında şu dış link sitemize bir de dış link koymamız gerekiyor. Biz buraya kendi firmamızın diğer sitesini linkini koyacağız. Mesela ne yazalım? Senin K yapı tasarım sitemizin linkini kopyalayıp buraya bakalım bu konuyla alakalı bir kelime bulup yapı kelimesine şurada gördüğünüz gibi bu linki de ekliyoruz. Bu da dış linkimiz olmuş olacak. Bak gördüğünüz gibi bak dış link de yeşile döndü. Sonrasında şu meta açıklaması kısmımız var ya şurada. Burada anahtar kelimemiz olması gerekiyor. Ondan dolayı buna bakacağız. Şuradaki boşlukları kaldırabiliriz. Bunu gene kopyalayıp buradan şuraya ekleyip gene arta kalan kısma da sitemizdeki diğer bir yazı ekleyebiliriz oraya. Oranın bir önemi yok. Önemi yok yani. Sonrasında şuraya çok indik. Bunu da buraya yapıştıralım. Tamam. Bu, yani şurası şu kısım yani. Gördüğünüz gibi burası bizim Google'da mobilde mesela böyle gözüküyor. Bilgisayardan bakıldığı zaman böyle gözüküyor. Yani şu kısım anahtar kelimemizin olduğu kısım. Bura ondan dolayı önemli. Bura ondan dolayı istiyor. Yani bak şu üst title HTML uzantımız ve meta açıklaması. Yani üçünde de bu kelimelerin olması gerekiyor. Sonrasında bakın SEO ile alakalı kısım var. Bir de okunabilirlik yani yazın içeriği ile alakalı kısım var. SEO'da şu anda yeşil. Şimdi okunabilirlik ile alakalı diyor ki
metniniz oldukça uzun olmasına rağmen herhangi bir alt başlık kullanmıyorsunuz diyor. Bunu da biz şöyle yapıyoruz. Mesela şu çelik kontrol avantajları nedir diyor ya. Bunu biz H2 olarak başlığı büyütüyoruz. Ve bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da düzelmiş oldu. İkisi şu anda tamam. Gördüğünüz gibi makalenin bu yazısıyla alakalı kısmı yazın, yani makalenin bu şekilde düzeltmeleriyle UI SEO'da iyilik yapmış olduk. Sonrasında güncelle deyip geri dönüp yazılarımıza baktığımız zaman göreceğiz. Güncelle dedik. Tüm yazılarımıza diye bakalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi Ankara yapan firmaları az önce bakın şura gibiydi. Şimdi ikisi de yeşil oldu. Dediğim gibi bunu yapmak bu kadar kolay. Ama kimse anlatmıyor. Ondan dolayı bu şekilde yaparsanız Google'ın sizi görmesi ve yazınızı değerlendirmesi daha kolay olacak.